Pencerecilerin son işlemlere kaldı. Gördüğünüz gibi buraları sıva yapılacak. Buraları ise yapılmış, tamamlanmış. Üstü de güzel olmuş. Ne güzel değil mi? Burada tamamlanmış. İşte kapılarda bunlar. Şöyle camları gelip takılacak camları. Kapı gelecek buraya. Tuvaletin kapı takılmış. Buradaki son sıvalar yapılmış. Evet, buradaki sıva tamirhane bölümü tamamen bitmiş. Sadece kırık mermer düşünebilir bu zemine. Bu taraf ise seramik falan olur. Bu taraf yani yedek parça falan, dükkanı falan olacak buralar. Bir zaman biliyor musunuz daha temel atıyorduk, biliyor musunuz? Nihayet tamirhanenin ince işçilikleri yapılıyor. Bunun için çok mutluyum. Benim gibi, sadece benim tamirhanem yapılıyor diye mutlu olan değerli takipçilerim, değerli üyelerim, değerli abonelerim var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir zaman temelinize attığımız inşaat göçüklere, yağışlara, soğuğa rağmen buraya kadar geldik. Evet, şu anda sabah bir iş yerindeyim. Bazı işleri yapacağım. Bunları alt kapılara takacağım. Ve nihayetinde şu orta kısmın camları gelecek. Kapıları takılacak. Artık kapılar takılacak. Camları da, pencerelerin camları takılacak. İnşallah son işlemleri yapılacak. Sıvada ufak tefek işler kaldı. O da bitecek inşallah. Sonra da zemin döşemeye geçeceğiz. Hayırlısı bakalım. Evet, bu kapıları, camlarını takacağız. Hayırlısı inşallah. Evet arkadaşlar, sonunda kapının camları tamamlandı. Pencerecileri bekliyorlar, en sabah geleceğiz dedi. Bir daha arayacağım, gelmezseler işe gideceğim. Yüksek olmuyor değil mi? Yüksekliği iyi değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi iş yerine gideceğim. Yani dışarıdan kilitlenmeyecek kapı kalmadı. Camlar tümüyle takıldı. Sıva olarak sadece dış taraf, bir de içlerde ufak tefek yerler kaldı. Sonra da zemin döşemeye geçeceğiz inşallah. Evet, zemin kırık mermer olacak. Buradaki köşelerde koymuşlar. Kırık mermer gitmeyecek galiba. Tabii yine tekrar gelmesi gerekebilir.
Kaldır. Devam et. Kaldır, kaldır. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır. Hop! Koş. Bekle abi. Az dur, az dur. Az dur. Çekiyorum, bende çeker mi? Halat kopmasa çeker. He? Halat kopmasa çeker. He, halat kopmaz. Çok çalışıyor bu Harun ya. Harun genç adam çalışacak tabii. Hayır. Hadi çalış lan. Çalışmayınca olmuyor. Çalışmayınca olmaz. Çalış hoca. Nasıl gidiyor hoca? İnşallah. Evet değerli arkadaşlar, kırık mermerleri görüyorsunuz. Şu anda bu kadar bitmiş tamirhane neredeyse. Bitmek üzere, az kalmış. İnşallah bitecek bu da. Bugünlük bu kadar. Daha bitmemiş, daha burayı da yapmışlar buraya. Bakın. Bayağı döşemişler bayağı. Buranın döşendiğini bilmiyordum. Maşallah güzel olmuş. Ondan sonra buralar kaldı. Şimdi kapıyı kilitleyip gideceğim kapıları. Bura bitmiş. Gördüğünüz gibi dübel ile sapladık buralara her iki taraftan. Ardından üstte de bir takviye daha yaptık buraya. Çok sağlam oldu. Hayır, 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 hayır.
pencereye bakmış mısın? Pencereye baktım. Buradan bak. Buradan. Oldu ha. Büyük şey de mi bu yaptı? Evet değerli arkadaşlar, nihayet panoyu taktık. Çok güzel görünüyor. İşte devamını görmek isteyenler de görmüş oldu inşallah. Evet, nihayet şap atıyor. Gördüğünüz gibi şapı görüyorsunuz. Bitti sayılır. Evet, tamamen kuruduktan sonra ise mozaikleri silmeye başlayacağız. Atılan şapı inşallah. Bakın burada boya kullanıldı. Kırmızı galiba. Diğer yerlerde ne renk kullanıldı bilmiyorum. Belki o tarafta yeşil kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır ama burada boya kullanıldığı belli oluyor, görüyorsunuz. Nihayet şap dağıtıldı, demini silmeye başladıktan sonra ne yapacağız? Boyaları kaldı. Bakın tuvalette. İnşallah beğenmişsinizdir. İşte renkleri güzel oldu inşallah. Bence de güzel oldu. Sizce de güzel olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir galiba bu betonu. Boya kullanılmamış. Ama buraya boya kullanılmış. Diğer tamirhaneye de boya kullanılmasını istemiştim. Kullanıldı mı bilmiyorum. Belki kullanılmamıştır. Buralarda kullanılmamışa benziyor. Beton da yavaş yavaş kuruyor. İşte burası ofis. YouTube kanalıma bakacağım yer ya da iki masa koyabilir olursa inşallah. Buranın da işleri tamamen bitince çok iyi olacaktır. Çok şükür bayağı bitti. Nereden nereye bir zaman tuğla örülüyordu. Hatta temel bile atılmamıştı ki temel atılıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi bir inşaat haline gelmiş değil mi? Çok bayağı ilerlemiş. Evet arkadaşlarım. Bir iş daha burada hallolmak üzere merdivenin altına direkt dikildi. Buraya jeneratör, kompresör koyulacak buraya. Buraya metonun altı hani havada kalmış ya merdiven onun altı dolarak. Buraya kompresör, jeneratör koyulacak hale getireceğiz. Hayırlısı inşallah. Şu mermer silmişleri bitsin. Nihayet bunlara geçeceğiz. O zamana yetiştireceğiz. Hadi bakalım biraz çalışayım. Bu ara. Evet değerli arkadaşlar. Bugün bu kadar. Şimdi saat 8'e geliyor. İş yerine gidip çalışmam gerekiyor. Bu maske de güzel koruyormuş. Evet değerli arkadaşlar. Bu sabah ve şu anda şapı sildim. Şu an hangi gün derseniz tabii cuma günü akşamını deriz. Görüyorsunuz şap sildim. Bugün öyle şeyden sonra çıkan tozlara bakın bu kadar toz. Nasıl da sadece spreyle yaptığım bunlar. Motorlu tırpanla yaptığımlar öbür tarafta. Motor tırpanın filtre, taş filtresi var. Onun patladığı için filtre. Şeyle devam ediyorum spreyle. Yani motorlu tırpanla da devam eden işte silinen yerleri görüyorsunuz.
Kapının önünden buralara kadar aldım. Tam buraya kadar geldim. Bakın mermerler görünmeye başladı. Koy olduğu için pek belli olmuyor. Görüyorsunuz. Sprelle motorlu tırmana taş aldım. Yani farklı bir taş aldım. Güzel siliyor. Gördüğünüz gibi sadece saat 5'ten. Şimdi saat kaçtır? 7 midir? 7.30 mu 8 mi bilmiyorum. Akşam 8'e kadar bu kadar büyük bir toz çıkartmışım. Bir el araba toz değilim. İşlerim nedeniyle tam gün çalışamıyorum. Tam gün çalışsam belki daha fazla yaparım. Eğer tam günde çalışsam, sabahtan akşama kadar mesela çalışsam, burası 3 ila 4 günde biter ispriyerle. Bakacağız artık, belki de bahanen yine çalışarım. Sabah erkenden gelip de akşamdan çalışmayacağım. Çalışırken tabii maske de kullanıyoruz. Maskeyi görüyorsunuz. Ama yine de iç tarafını toz kaçıyor ufaktan. Biz de zemini azıcık ıslatıp yapıyoruz. Fazla toz kalkmasın diye. Evet, sadece atma kattım. Bu bölüm şu kadarcık kaldı. Zaten bu tarafları da bayağı silmiştik. İşte buralarda aldım. Ara ara almıştım buralarda. Nenem amaçlı bari toz kalkıyor. Tozdan kurtulabilmek için olanlara falan gidiyorduk. Bayağı aldık. Bakın burada mermerler görünüyor. Burasını bu tane parça bölümü neredeyse %80-90 bitmiş durumda. Ondan sonra tamirhane kısmına geçeceğiz. Tamirhane kısmını şu anda ispriyel, yani yeni taşlayı taşlama yapmadım. Bakın mermerler belli oluyor ama ince bir taşı taşladığımız zaman inşallah mermerler dışarıya çıkacak. Belki bu taraf daha kolay taşlanır. Çünkü mermerler belli oluyor. Bakın daha ince alır. Bu da eksilmeye devam ediyorum ama sabah erkenden iş yerine gittim. Bunun burayı söktüm. Gresini değiştirdim. Tozla kaplanmış gresini. İçerisine baktım sargısında. Ciddi bir yanık yoktu ama çalışırken duman çıkmıştı bayağı. Yani yine de çalışıyordu ama duman çıkmış, çok aşırı sıcaktı. Sabah geldim baktım bir daha çalışmadı. Ben de iş yerine götürdüm. Alt üst çevirirken çalışmaya başladı. Söktüm, temizledim içini. Şimdi silmeye devam ediyoruz. Şurada kapının önüne buraya kadar silindi. Buraya kadar silindi. Şuradan şurasını bitireceğim. Bir de burada ufak tefek yerler var. Onları bitirdikten sonra sulu silime başlayacağım. Sulu silim, bakın mermerleri ortaya çıkmış. Sulu silim şuraları yaptım. Bakın sulu silim parlatıcı falan kullanmayacağım. Buraya kadar yaptığım yetiyor Allah'a şükür. Yani buralarda sulu silim bir kere yapıp bırakacağım. Şimdi buradaki mermer silimini bitireyim yeter. Evet değerli arkadaşlar, çatıya çıktım. Telefona bakıyorum. Aşağıda WhatsApp sinyali zayıf. Belki bu çekmeyen telefon için sinyal yükselticisi, güçlendiricisi almak gerekebilir. Tabii önce internet modemini getirip deneyeceğim. İnternet modeminde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama cep telefonun sinyali o kadar güçlü değil. Evet, saat 8'den beri çalışıyorum. Yine duman çıktı. Bu ispiralden biraz dinlendirmiştim. Tabii neden ne dumanı çıktığını bilmiyorum. Önceki duman çıkışında şey yapmıştım bunu. Yani
Söpmüştüm, bakmıştım henüz bir ciddi yanma yok. Az önce duman çıktıktan sonra şu grasına kadar suya soktum. Soğusun diye. Şu anda soğuk. Motor kısmı sıcakta. Soğusun bakalım bir daha çalışacak mı? Şu anda ufak tefek buralarda yer vardı. Başka yok. Diğer yerleri de ara ara. Yani önce yıkayacağım burayı. Yerler varsa ara ara ispirelli gereken yerleri sileceğim. Eğer ispirelli tabi çalışmazsa bir soğusun bakalım. Çalışmazsa o zaman motorlu tırbana geçmek zorunda kalacağım. Motorlu tırban tabi evde ot biçmeye içimizde falan takmıştım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ufak tefek tozlar var, onlar da yıkadım mı bir şey görünmeyecek. Burası kırmızı boya katılmıştı. Buradan daha farklı. Şuraya ister gerekiyor bir taşlamak. Yani mermer hiç görünmemiş. Bir de şu fırçanın kısmına lazım mermer. Mermer görünmüyor. Buralara için ispirel yandığı için motorlu tırbanı getirip burayı biraz daha taşıyacağım, burayı geri yanına dokunmayacağım. Böyle kalacak yani, güzel olmuş. Bakın. Bu yetiyor yani, güzel kaygan düz yemin oldu bu sefer. Emeklerimiz boşuna gitmedi. Uğraştık ve başardık. Diğer tamirhane de silinmiş durumda. Sadece tüm silimden sonra başka bir silim yapmayacağım. Evet değerli arkadaşlar, ispireli yaktık, motorlu tırpanla devam edeceğim işlere. Nihayet boyalar yapılıyor. Yine bu sefer iş yerine geldik pazar günü. Bu kolun sapının böyle buraya kadar yağlı boya yapacağın, yani duvarlar yağ olmasın diye. Bu ara usta da Yusuf abim, halamın oğlu Yusuf usta. Sizi tanıştırayım, halam ne oluyor, boyayı doğru o yapacak, boyaları yapıyor. Daha önceki bu boyaları o yapmıştı. Pencerelerden su aktı. Bu şey yani, pencereler yoktu o zamanlar, sıvası vardı. Pencereler sonra takıldı. Pencereyi takanlarda alçı sıva yapmayınca buradan su aktı. Yağlı boya buraya kadaraydı. Aynı bu şekilde öbür taraf tamirhaneyi öyle yapacak. Buraya var mıydı burada? Aynı var mı burada? Yok. Yok. Burada yok. Raf koyacağım için yok. Ama buralar duvarlarda yağlı boya olacak. Tamirhane kısmının duvarlarında, mağaza kısmının duvarlara raflar yapacağız. Nereden yağlı boya gerekir bilmiyoruz. Mesela buralar raf olabilir. Buralar böyle raf yapabiliriz. O zaman içeri ofise giriş de kapanmış olur. Burada mutfak olacak. Daha önce de demiştim. Hadi hayırlısı, son işlere geldik. Şimşek gri miydi? Öyle bir maviye şalan bir renkler vardı. Onlardan yoktu. Açık renklerden. Bunu güzel bulduk ama duvara uygulandığı zaman güzel olmuştu ama. Sen de beğendin değil mi? Ustası kim ustası? Beğenmedin mi? Ustası kim? Sen boyadın. Beğenmediyse beni ilgilendirmedi ama beni beğendim ben. Buraya kadar bakayım.
başımın boyuna kadar geliyor. Yağlı kurusunlar, hiç dokunmayalım. Arı, buradaydı, ben yükselttim. He, çıkarttın, daha iyi, güzel olmuş. Tam doğru yapmışsın bence. Çok iyi olmuş, tam beklediğim gibi. Diğer yerler, buraların beyaz boyası devam edecek değil mi? Beyaz boyası, alt tarafı aynı böyle yapmayacağız mı acaba? He? Yapalım mı? Vallahi çok güzel olmuş oralar ama raf yaptım mı değişir. Boya yeter mi ona bakmak lazım. Bak bunu komple vurdum. Buraya vurdum. Ama buranın rengini farklı o ister, farklı. O dediğim açık mavi. O da olursa. Bazı yerlerde açıklık olacak da bazı yerlerde, nerelerde bilmiyorum. Nerelerde ama leke oldu mu çıkmaz. Sürekli parça taşıyacağız o yana bu yana. Bulabilirsek bir kutu burayı bu renk kalır. Bura farklı mı? İki kutu gider buraya. He. Açık mı? Silinler. Tamam. Aa, burayı da kapatmış. Kim kapattı ya? Sen mi? Sadece pencere kalmış. Boyu yetmiyor değil mi? Yetiyor mu? Yapacaksın inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, akşam saat 7:30'a geliyor şu anda. Parlaklığa bakın. Işık olmuş burada mı? Fena. Ustası Yusuf Bey. He. Beklediğimden güzel oldu. Maşallah. Çok güzel oldu. Devam ederim. Ne yapayım? Gidelim mi? He. He. Sen gidersin ama ben biraz indirme yapayım. Aa, bunlar da hep kalmış görüyorum bunlar. Aa, bu renk de güzelmiş abi bunlar. Hep kalmışlar. Mermerin rengine yakın olacak o köşe demirleri. Mermerin rengine birbirine uyuşsun. Uyumasa ne olur? Uyuşmayınca ne bileyim. Allah kula. Kapalı. Bak kırmızı da var. Bak o mermerde kırmızı var değil mi? Var var. Ha, o renge yakın da olur. Beyaza yakın da olur. Beyazda açık mavi de çalarsın. O da olur. Şu anda bir motorlu testleri yaptım size. Beyaza banköründe. Şimdi FM20'nin yani sattığım FM20'nin elektrik tesisatını yapıyorum. Biraz gecikti ama makinenin gelmesi, remorkun bitmesi bayağı gecikti ama sonunda geldi. Buna da şükürler olsun. Bu benim eski dükkandaydı. Biliyorsunuz eski dükkanda biraz da yan duruyordu. Şimdi farklı duruşu var gördüğünüz gibi. Yan durduğu için bunu bir çukura gömemiyorsunuz. O dükkan da öyleydi. Buraya hatların ışıklarını koymasını istedim. Bir kestiği zaman bu durumlarda hemen elektriği kesiyorsun ya da arıza var diye kompresörü falan kapatıyorsunuz. Yoksa kompresör motorunu bayağı yaktım bu zamana kadar. Evet, kablolar falan hazır. Buralara lastik makinesi, balans makinesi koyulacak. Burada da gördüğünüz gibi prizi. Diğer yanda da prizi var. Buraya da makine koyulacak. Bir buraya koyulacak. Ondan sonra duvarlarda lamba olacak gördüğünüz gibi. Sizlere daha iyi bir videolar sunabilmek için hem beyaz boya hem aydınlatmanın güzel oluşu, yani aydınlatma özellikle açık renk tercih ettim videolar kaliteli çıksın diye, daha sizlere daha iyi video çekebilmek için. Bu ara halamın oğlu Yusuf abi de çalışıyor. Maşallah. Aslında beyaz kalacaktı. Sonra diğer taraf mavi olduğu için güzel güzel görünmüştü gözüme. Bu taraflarda, buralarda bu şekil mavi yapmasını istedim. Ama raf olur diye böyle yapmasını istememiştim. Ama belki raf olmayabilir ya da raf olana kadar böyle güzel bir renk katmış oluyor değil mi Yusuf abi? Evet, değiştirdim. Evet arkadaşlar, sonunda iş yerine geldik. Çok ait bir malzeme var. Onu da bir kamyonetle getireceğim inşallah. Tamamı gelmedi ama bunları kepçeyle indireceğiz. En ağır makine lastik makinesi, bir de lift
çok ağırlar. Bunları indirmek oldukça zor. Diğerlerini de 2 kişi vs'ye indiremez. 3-5 kişi indirebilir. Evet, bugün bu akşam bir aksilik olmazsa elektrikler tamamlanmış olacak. Hatta tabelanın ışığını da yakıp deneyeceğiz. Ve nihayet elektrik telleri çekiliyor, ustalar iş başı yapmış. Hafif bir yağmur çitesi olsa da işleri bitireceğiz inşallah. Hemen talimat verdim. İş yerinde çay yapacaklar onlara biraz da. Araç Erzurumlu ustamız, araç nerede ya, Amasyalı ustamız Erzurum. Siz nereliydiniz, Ankara mı? Ağrı. Ankara. Yo, Ağrı abi. He. O iki nereliydi diğeri? O da Ağrı, benim yeğenim. Ağrı. Seninle beraber mi? Hı-hı. Hadi kolay gelsin, inşallah bitecek bugün. İnşallah iş yerine de bağlanacak. Bunun döşemesi yeri altından yapılacakmış inşallah, bu da hayır olur. Sokak lambası da varmış, bir adet sokak lambası. Onu da takacaklar. Kablolar da kalınmış. 1, 2, 3, 4, 3 tanesi faz, bir tanesi eksi oluyor. Topraklama yani. Havada yağışlı, güzel. Tabii elektrikler bağlanacağı için bugün havada çok daha da güzel. Vallahi bu direkt telleri kavşak gibi oldu bu sefer ha. Dörtlü kavşağa döndü. Neyse, direkt her taraftan kendisini tutmaya başladı artık. İş yeri önüne kadar geldi. Artık bundan sonrası gelecek abonelik için, gelecek elektrikçinin işinden kaldı. Hayırlısı da bu da bitecek. Şimdi arkadaşlarımızın için biraz dinlenme, çaya davet ettim. Çayı içeceğiz. Ve ardından zaten babama dedim, zaten telefonla arayacak şeyi elektrikçileri. İnşallah o daha iyi hallolacak. Evet arkadaşlar, normalde bayramdan sonra değil mi? Bayramdan sonra yapılması gereken işi bayramdan önce yapmışlar. Emeği geçen, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bayram gününe yakın bu çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Çayımızı içtik. Şimdi gidiyorlar. Allah razı olsun sizden ustam. Sizden de. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz abi. Aleykümselam. Aa, durun durun. Gördüğünüz gibi elektrik kablolarını güzelce döşeydiler. Bayramdan sonra yapılması gerekeni bayramdan öncesine çok şükür hallettiler. Emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Karfası mühendisi hepsine diyorum. Bir de babam uğraştı. Muhtar Mürsel abi uğraştı. Kendileri de bayrama yakın bir süreçte işimizi hallettiler. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün nihayet amcam Lulu Mahmut Kaya abim ayrıca market yazılımları yapıyor. Şu anda kameraları, güvenlik kameralarını kurmaktayız. Yerlerini belirledik. Şimdi elektrikçiler kablo vermedikleri, boru vermedikleri için betonun içinden demiştim ama vermemişler. Bu yüzden inşaatın üzerinden geçecek kablolar. İnşaatın üzerinden güvenlik kameralarının kurulacağı yerden aşağıya delik delinmesin ben bizzat istedim. Böylece dışarıdan kablolar görünmeyecektir. Evet değerli arkadaşlar, video programladım. Yani 1200-1300 civarı video programlamıştım. Ayrıca yorumlara yanıt verdiğim videolar, işlediğim bilgisayar bir akşam Mavi editörde bıraktım işlemeye, yani düzeltip bıraktım. De bana baktım, açılmıyor, şarj yoktur dedim. Jeneratör yüklenince de bana hallederim dedim. Yani akşama doğru. Akşam jeneratörü açtım, şarj yerine taktım. Maalesef ki ekran tepki vermedi. Bir de elektronik ölçme cihazım vardı. Onun pili bitmiş. Ben de bunun ucuna ince bir telle şasi yaptırdım. Sürtünce kıvılcım çıktı.
adaptörde bir şey olmadığını anladık. Maalesef ki bilgisayarda sorun var. Amcamın oğlu bunu götür bir bakacak nesi var diye. Zaten kendisinden almıştım. Hayırlısı bakalım, bu aralar video yapamayacağız. İnşaatın geçiş süreci, elektrik sorunu oldu. GoPro'yu neyse önce ne yaptık? GoPro'yu kaybettik. Ondan sonra telefonun ekranı kırıldı. Onu hallettik. GoPro halledilmedi ama. Ondan sonra videoyu idarelik yüklü yok derken, zaten elektrik dert oluyor, idarelik yüklü yok derken bu sefer de bilgisayar gitti. Yani bazı kanallara video atamıyorum. Buradaki modemle idare etmeye çalışıyorum. Modemle video yüklemek de oldukça zor oluyor. Taşınabilir modem bu. Tabii fiber olsa daha kolay olurdu maalesef. Bu köylerde fiber altyapısı yok. İşte bu gibi zorluklarla uğraşıyoruz. İki tane kamera tamam değil mi? Geriye kaldı kaç tane? Peki toplamda kaç oluyor? 10 mu oluyor? İyidir. Sonra artırılabilir olacak değil mi? Gerektiğinde. Artırılabilir. He, artabiliyor. Çok iyi o zaman. Zaten 4 portla almıştık. O da emekliye ayrıldı desene. Kamera işleri tamamlandı. Emmi oğlu. Elinize sağlık olsun. Tamam. Eline sağlık. Sağ olasın abi. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı. Tekrar görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar, nihayet kameraları da taktık. Sizlerin de uyarılarına kulak vererek bunu aceleyi bitirdik. Tek kalan işimiz ise, bakın sokak lambası yanıyor ama burası direkten beri iş yerine kadar bir kablo lazım, sayaç lazım ve nihayet büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacağım. Şu anda jeneratör çalışıyor tabi, biliyorsunuz. Aleykümselam. Az önce biri daha geldi, 3 kablo varmış. Önceki sayacı takıp 3 kablo takmış. Diğer gelen demin gitti, 3 kablo daha takıyor. Bu sefer gelen de direkten bağlama yapacaklar. Bağlama çok şükür yani bugün ya da yarın olur deyip, demin git daha önce bugün ya da yarın bağlanır dedi. Baktım az önce dükkana gireyim dedim. Bir de adamlar gelmiş, hoş geldiniz. Sevinmeyeyim, fazla heyecan da yapmayayım çünkü oradaki biller öyle diyor. 231, 230, 220 artı değişikmiş. Diğer kompresörü de bir aç bakalım, yön mü dönüyor acaba? Sen bakarsın ondan. Makineye bakalım, ters dönüyor mu diye. Doğru yöne dönüyor, doğru yöne. İyi ki ters dönmüyor. Doğru döndüğüne göre kompresör de doğru yöne gelir. Neyse sonunda en büyük sorunu, en büyük sıkıntıyı bitirdik. Şimdi lastik işleri geliyor. Kompresör jeneratöre gidip ip atıyor, kol atıyordu. Git gel git gel yapıyordu. Yani sürekli çalışsa hem gürültü yapıyor değil mi? Hem gürültü yapıyor. Hem yakıt tüketiyor. Hem de elektrik voltaj düzenli gelmiyordu. Şimdi iyi oldu. Bir de ben evdeki bilgisayarı, YouTube'e şeylerini falan buraya taşıyacağım ama bakalım videoyu yüklüyorum. Videoyu yüklemezse ne yapacağız? Geri götüreceğiz.
Depo taşmaya da başlamış depo. Üzerinden su akıyor. Tahliye boru çalışmıyor sanki tahliye. Tahliye tıkalı mı bilmiyoruz. He, tahliye akıyormuş. Tahliye yetersiz geliyor galiba. Tüy taşmış bile. Tahliyeden su yetersiz akıyor olabilir. Ondan taşıyor galiba. Şamata gerekiyor demek ki. Su da berrak bir şey. Çok güzel. Depo taşmış depo. Depo taşmış depo. Bu demin akmıyordu. Boruyu çektim akmaya başladım. Depo taşmış depo. Baksana. Fındıklara bak. Sulanıyor fındıklarda. Bu kapanmadı daha. Az önce boruyu oynattım. Tahliye tıkanmış galiba. Tahliye tıkandığı için depo hayli taşmış depo. Bir de doğru geliyor galiba. Buralarda bir yerde. Bizi gözetliyor. Ha oradaymış da. Çok yukarı çıkmış da. Küçük ama yetenekliymiş küçük. Maşallah alçalıyor alçalıyor alçalıyor. Kafasını öne eğiyor. Fren yaparken arkayı eğiyor değil mi? Şu Adem de çek Adem'i. Yanına git oradan çek. Evet değerli arkadaşlar, sonunda gördüğünüz gibi bina videosunu birlikte izledik. Sizler de izlediniz umarım. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.